Kimi? Evet. Gördüğünüz gibi sırada tekvando var. Tekme tokat dalacaklar bu arkadaşlar birbirlerine. Hocam seni böyle alayım. Battal Gazi hocamız bu işe baş koymuş, yıllarını vermiş bir hocamız. Evet, doğru mudur? Doğru, doğru. Hocam bu arkadaşlar bize ne yapacak bugün? Şimdi Alpbey bugün arkadaşlarımız tekvandonun o tekmelerinden. Tekmeler. Onları kullanacaklar. Bacak ve esneklik hareketleri. Harika, maşallah. Ondan sonra Oğuz hocamız deryonları çalışacak, pumse çizecek. Deryonları çalışacak, pumse çizecek. Ondan sonra ben de bir dünya Guinness rekor denemesi yapacağım. Mermer kırışı. Battal Gazi hocamız mermer kırışıyla bir Guinness Rekorlar kitabına girme denemesi yapacakmış. Evet. Hocam yani gayet dolu gözüküyor. İnşallah sahne de böyle dolar. Dolar. Umarım da yolunuz açık olur. Hedefiniz neyse en kısa zamanda bu hedefe varırsınız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hocam inşallah. Sizi şöyle sahneye alayım. Yolunuz açık olsun. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. O tarafa doğru gidin, 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 gidin. Gel şuradan gel. Dizin, çabuk dizin. Sağdan. Çalıyorum. Köyüm. Kimi? İlçan çal. Elliğimiz hemen. Çalıyorum. Köyüm. Kimi? Evet. Paldik. Burgu paldik. Burgu tolya. Sıcak. Cahey. Yanınıza. Hakan'ı alıyorum. Evet, çalıyor. Köyen. Evet, kırış vaziyeti al. Bir. İki. Üç. Ya hocam ben bununla mı uğraşacağım ya? Çalıyor, çalıyor. Evet, bacak açıyorsun. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam, tamam. Ama tutun. Evet, kalk. Çalıyor. Çalıyor. Geldin bize. Çalıyor. Çalıyor. Kimi? Dutku muhabbet ol. Kimi? Sıcak. Battal Gazi Özçınar. Evet hocam. Evet hocam, önce bir tanıyalım kısaca. Evet. Nereden geliyoruz? İstanbul. Dünya rekor denemesi yapacağız. Acun Medya sayesinde bir dünya rekor denemesi ve Guinness'e aday olmak istiyoruz. Sizden de eğer bir Guinness'le ilgili bize bir katkınız olursa Guinness'e adayım. Uzun yıllardır bunu yapıyorum. Amacım tekvando iş kuvvetini cansız cisimler üzerindeki bunlar mermer ve kiremit olarak sizler de bu yönde destek sağlarsanız Guinness'e aday olacağım. 200 tane şu anda dirsekle kırışlar. Çiftli kırış. Aslında bunun noter huzurunda zamana karşı hızlı, dünyanın en hızlı kırışını gerçekleştirecek yapmayı planlıyoruz. Bunu yapan yok mu dünyada? Hocam var, yarışıyoruz. İşte mücadele içindeyiz ama biz bu konuda da iddialıyız. Diziyoruz, 10 saniyede bitecek mi hepsi? Hocam 8 saniyelik bir süresi var bunun. Kaç tane var? Şu anda bloklar 20'şerli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve en son çiftli denge kırışımız 11. 8 saniye mümkün değil ki zaten. Bakacağız hocam. Ama bu süre içerisinde bu şekil dizilmiyor hocam. Mantıken yani, 8 olamaz yani. U şeklinde yapıyoruz. Daha çok evet, hızlı belki gider. Evet, evet olabilir. Hocam. Biraz bilgi soru sorayım. Birazdan hiçbir şey göremeyeceğiz burada. Hepsi paramparça olacak. Evet hocam. Nasıl işler, nasıl? Biz rahat evli miyiz? Evet. Yenge Hanım nasıl bakıyor bu spora? Vallahi önce vermediler. Öyle mi? Duyunca. Ya duyunca değil, CD'ye kız isteme gidenler, CD izlediler, aa bizim kızımızı döver, mermer gibi kırar diye vermediler. Sonra ben canlılara zarar vermem, mermerlere düşmanım mı dedin? Tabii ki o çevremizde de soruşturma yaptıkları için, şu anda da çünkü o aşamada olmadığı için, bizlerin sadece spor amaçlı yaptığını öğrendiği için gayet bir sıkıntı. Peki, sahne sizin. Çalıyor! Çalıyor! Evet.
Şimdi ben bunu kırdıktan sonra siz şey yapıyorsunuz, tamam mı? Çöküyorsunuz yere. Tamam mı? Ben kırdıktan sonra yere çöküyorsunuz. Hadi bakalım. Bir sorun yok. Yalnız oraya geçip tutacaksın. Oğuz hocam sen de şurayı tut ki düşme. O düşmelerde kırılacaksın. Bismillah. Haya! Haya! Oraya havluları götür. Zorlanmadığınızı gördüm yalnız. Hocam ben yaklaşık 10 yıldır bunun üzerine çalışıyorum. Kırış üzerine. Çünkü tekvandonun doğasında... Ya bunu mesela normalde ben vursam kıramaz mıyım? Hocam deneyelim yani. Ben ön yargılı davranmak istiyorum. İsterseniz bir tane yapalım. Bir tane ver bakayım bana. Ben onu demek istemedim. Zaten kırılmış yani. Kıramam artık da. O yüzden zaten. Tabii gönül... O yüzden. Hocam bir şeyi bakmanızı istiyorum. Allah Allah. Bir bakmanızı istiyorum hocam eğer uygunsa. Çünkü bunu... Tamam ben yani mermer maşallah mermer. Ver ona ver. Nasıl ben, kırayım göstereceğim. Bir tanesini kırabilirim gibi. Ben de. Kafamda geçeceğiz. Ben biliyorum bırak tamam. Yok sağlam Allah var Sergen. Dandik değil yani. 2,5 kilo onun ağırlığı var hocam. Yani şimdi bize kolay geliyor da yani arkadaşlar bayağı mermer yani. Kaç tane giden? Hocam biz bunu kafayla da kırıyorum ben eğer bir... Yok tamam. Yapıyoruz yani. Gerek yok kafaya da. Ya bundan mesela 8 tane biz kıramayız o kesinleşti. Bir tane bile kıramazsın sen. Kıramam. Kıramaz. Sakın yapma deneme. Sakın deneme. Evet, sessiz olursanız... Sessiz? Çok... Ona kaldıysa benim işim. Her şey aksın hocam, şimdi kıyılıklar var, öyle kesin. Sevgilim mi? Acun, ayak da kır bence. Oh. Hayır, ya. Arkadaşlar, bu sporun ruhuna aykırı mı yaptınız? Sessiz kalacaksınız, sessiz. Benim konsantre olmam lazım. Yok, hissediyorum kıracağım. Bak söyleyeceğim. Ben hissederim. Takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Yani hakikaten öyle. Maşallah var. Acun çok havalısın be. Teşekkür ederim. Valla. Sergen.
Vallahi hocam ben öteki turu merak ediyorum açık söyleyeyim. Bu tur yani bu tur da fena değildi ama söyledikleriniz çok merak uyandırıcı oldu bizde. Ben ikinci turda sizi merak ediyorum açıkçası. Tamam hocam. Peki. Oylamayı Cem Sergen. Evet. Evet. Ben de evet diyorum. 3 evetle oynuyoruz. Zarif Ören. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden geliyorsun Zarif? Diyarbakır'da katılıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben Diyarbakır'da bir şirkette çalışıyorum. İnşaat üzeri malzeme satıyoruz. Malzemeleri mi getirdin bugün? Şimdi abi şöyle, ben biraz beni rahat bırakırsan anlatayım abim yoksa... Kaç yaşındasın sen? 1983. Doğru. Gerçi kaç, benim yaşım biraz sorunludur. Şöyle, anam bile bilmiyor benim kaç yaşında olduğumu. Bilmiyor. Diyem anam kaç yaşında? Valla diyor oğlum o sene çok kar yağmıştı. Şimdi biz köyde oturduğumuz için bizim çeşme köyün içindedir. Böyle yokuştur. Şimdi bunlar diyor oğlum ben ne zorlukla seninle çektim. Nasıl ana diyen? Diyor valla biz, ben çeşmeye gider gelirken zorlanıyordu. Nasıl yani? Hamileydi. Dedim ana alabilirsen beni çeşme yoluna getirmişsin. Kaç kardeşsiniz? 7 kardeşiz. Çok güzel. 4 kız, 3 erkek. Diyarbakır'da oturuyor. 2 senedir, son 2 sene Diyarbakır'da oturuyorum. İzmir, İstanbul, Antalya gibi yerlerde çalıştım. Yani şu an gösteri yapacağım. Hayatta hiçbir spor yapmamışım ama hayat fazlasıyla bana spor yaptırmış yani. Ağır işlerde çalıştın yani. Aynen aynen. Çok ağır işler yaptım. Şu an hani ister istemez fiziğimi hani nasıl diyeyim biraz az çok biraz kalıp var. Ama bu sporla ilgili değil. Gerçekten hayat beni böyle şişirdi biraz. Hani derler ya ekmeğini taştan çıkaran. Vallahi ben... Yani bir iki örnek verirsen nasıl işlerde çalıştın? Nasıl işte? Benim mesleğim elektrikçilik. Evet. Şu an elektrik. Mesela dağın tepesine bir tane demir direk çıkar. Bu köycüler var ya. Evet. Şimdi direğe çık mesela malzeme bağlıyorsun. İki dere iki şey yani inanılmaz şeyler. Sen direğin üstüne o malzemeyi çektiğin zaman ister istemez. İzmir'de yer altı çalışması yaptık kablo çeker. Tabii 1000 metre kabloyu gel çek. Ha ben tek başıma değil de. Evet. Hepimiz. Ha bu haliyle beni... Bu şekil. Düşün yani ben batıda çalıştım, batıda emeğimi kazandım, batıda evlendim. Yani o şekil. Hanımı ne ara tanıdın? Şimdi ben Niğde'de çalışıyordum. Babam, annem çağırdı. Diyor oğlum gel. Bizim askerlik bitti mi? Hemen diler seni evlendirek. Evet. Gözü açtırmıyorlar. Peki. Bir çağırdılar. Çocuk var mı? İki tane kız çocuğum var. Eylül ve Ecenur. Dünya tatlıları. Seviyorum onları. Buradan selamlar. Özledim de. Peki. Bu akşam ne yapacaksın? Abi yarışmaya katılma sebebimi söyleyeyim mi sana? Yani bu tabii. İçimde kalır abi. Tamam. 6 aydır, 7 aydır ben iş yerimde arkadaşının kafasını etini yedim. O da niye? Abi sen bu Survivor programı yaptın ya. Kafayı ben ona taktım. Ya yemin olsun ben eve gidiyorum hanım benden nefret ediyor. Geçen gün kime anlattıysam bana eyvallah kimse demedi. Anamı aradım. Ana böyle bir durum var dedim. Güldü. Değilsen ne yapalım? Ana diye Survivor'a gideceğim. Ya oğlum sen oraya gitsen açlıktan ölürsün. Ondan sonra güldü güldü dedim. Ana kurban olayım ne oldu? Dedi içim ağır dedim. Ne oldu? Ya dediysen içimde bebekken evet tarzanlık yapıyordu. Bana tek destek bu yola çıkan anamdır. Anama kurban olayım. Diyarbakır'a hani sizin gelmenizi bekliyordum üçünüzü. Ben dedim özel çıkayım istek yapayım abi. Vallahi artık milletle aram iyi değil. Geldim baktım sen siz yoksunuz abi.
esinti kafama, ben her programlarını kaçırmıyorum. Abi bir çıkmıştı, tuğla kırdı. 8 tane mi, 7 tane bundan kırdı. Ben de ama bakkala gittim, para da yoktu. Bakkala dedim, hele bana 20 tane borç ver. Kırmadıklarımı geri getireyim, bak bende para var. Yemin olsun vermedi. Bak, buna selam da söylüyorum. İnsanlara çok saygım var, insanları seviyorum. Yani bu ben biraz çalıştığım için, milletin içine karıştığım için seviyorum. Hı. Hani milleti tanıyorum. Abi vermedi. Dedi, eğer gelen böyle yapıyorsa biz battık. Tamam abi dedim. Gittim, 20 tane poşetlere koydum, götürdüm seçmelere. Abi dedi, ne yapıyorsan? Valla dedim, abi o abi kırdı hele, bir de ben deneyeyim. 8-9 tane müsait değildi yer. Valla kırdım. 9 tanesini yaklaşık, bilmiyorum, göreceğiz inşallah. Şunu söyleyeyim abim. Yani yıllarca televizyonda izledik, yıllarca. Ben var ya, Hülya ablayı, biz kahveye giderdik, bizi içeri bırakmazlardı. Böyle pencerelerde kaset vardı. Kaset bitene kadar pencerede asılı kalırdı. Vallahi resmen o çocuğumuzda kedi olduk. Ya düşünebiliyorsun, ben yaşlandım, o hala da aynıdır ya. Sergen abi 2003-2004 askerdim İzmir'de. Bize attığın golü unutmuyorum. Ben Galatasaraylıyım. Biraz size gönül koydum. Abi özür diliyorum. Bak gönül içimde kaldı, özür diliyorum. Peki. Sen şimdi, bizim Fransa'dan gelen bir vatandaşımız vardı. Aynen. Fransa'dan gelen, Lyon'dan galiba. Güzel bir şov yapmıştı. Onu seyredip orada... Aynen. O zayıftır. Ayağını buradan buraya atıyordu ya bile. Evet. O şovu izledim. Tabii evet. Yani bunların yaptığım şeyler, malzemeler hayatımda ilk defa deniyor. İlk defa. Bak bunu söylüyorum. Dükkanda bir kutu kola kırdım. 8 tane şeyde kırdım. Şunları kıracağım. Yalnız evet, sizden bir isteğim var. Ben buraya geldim. Yani ben inşallah ya şu kolu bu Edirne halkına hediye edeceğim ya da hepsini kıracağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Kıramayacak gibi sen zorlama. Abi gözüm kesiyor. Başlayabilir miyim abi? Hayır, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Sen bu işi gördün, yaparım diye aklına esti, buraya öyle mi geldin? Aynen. E tamam da yani yapamazsan. Sen abi bak, bu konuda rahat ol. Yani benim öyle... Gerçekten bir sıkıntı, hani sen korkuyorsun, hani şimdi tedirgin, hani sen yapamazsan bir şey elini incitirsin falan. Evet, evet, aynen. Yani şöyle hayatım boyunca elle hareket yapmamışım, tamam. Malzeme çekip bırakmışız da ama vurdum bir şey, kırdım bir şey yok. En azından bir tanesini denedin mi, bir tanesini? Bir tane dükkanda denedim, 8-9 tane seçmelerde denedim. Kaç tane var şu anda orada? 35 tane, 40 tane, hani bacım beni aradı, dedi kaç tane ayarlayayım, ama yok, Doğu abiydi. Dedi, sen kaç tane ayarlayayım? Abi dedim, 30-40 tane ayarla. 35 tane var. 35 tane, 5 tane dedi, buraya görüntü bozulmasın. De nasıl bozulacaksa. Ben bir tanesine vurayım, diğeri kaçıyor diye. Şu an Allah razı olsun, batlamışlar, baksana, taş gibi. Yani abi, yapabilecek gibi misin? Abi yapmaz mıyım ya? Montu falan çıkar istersen. Biraz ayıp olacak ama çıkarayım. Yani biraz, sen bilirsin. Biraz utanıyorum ama çıkarayım, rahat ederim. Tamam.
bir şey yok. Hala arıyor patlatmak için. Bitti. Bazıları kaydı gitti. Bir şey yok şu anda. Banderas'a benzettiler mi? Gerçekten ne farkı var? Şımarmayalım da abi şimdi şöyle. Şımarmadın. Hayır ondan değil. Bazen hani insan kendi... İzmir'de çalıştığım sokaklarda gittim anda bizim Rambo'muz geldi diye söylüyordular. Rambo başka. Rambo'ya benzemiyorsun hiç. Akşam otelde kaldık. Şimdi bizim bir iki grup vardı. Ya o saçları böyle havaya mavaya kaldırmıştı. Bizde öyle bir şey yok ama ben de hani biraz özendim gittim. Şeyde ne diyorlar banyoda şey vardı. Kurutma makinesi ben de denedim şöyle kan. Yemin ediyorum var ya maymuna benzedim ama gene güzel. Fazla motive gördüm seni. Gayet gerçekten. Abi. Hani maşallah diyelim. Çok sıra dışı bir gösteri İsim oldu. İsim de Zarif. Hiç uymuyor. Şöyle. Zarif'cim çok zarifsin. Hayırlısıyla bütün her şeyi kırdın geçirdin oğlum. Sumu falan geldi ya kusura bakmayın ya. Bir de şeydir abi. Şuraya damla sıçradı da ona bir tek sinirlendim. Şu. Yani gerçi kırdık döktük. Zarif. Yani gerçekten dikkat çekici bir gösteri. Yalnız tabii çok amatör olması... Yani mutlaka birilerinin sana bir dokunması lazım bu konularla ilgili. Olayın devamında mutlaka bir şey hazırlanması lazım. Kendini gösterme açısından söylüyorum. Kesinlikle çok inançlısın, çok güç olarak da çok iyisin, cesaretlisin. Yani ben ne olabilir bilmiyorum tabii ama mutlaka bir yardım alman lazım devamında. O arkadaşı da izledik. Adam yıllarca bu işi yapmış. Ben ilk defa bu şekil yapıyorum. İlk defa. Yemin olsun şu kadar milletin üstüne yemin ediyorum. Hani bende yalan yok. Bir insan bize dürüst davransın. Tek istediğimiz şey odur. Hani bu konudan nasıl diyeyim senden yardım istiyorum abi valla. Açıkçası istiyorum. Sen beni eğitebilir misin? Yoksa ben giderim. Valla çoluk çocuk yoksa aç kalır. Hani giderim evde çalışırım. Ben bu işi yapamam. Yaparım. Hazırlıksız gene gelirim. Bu şekil. Sergen'in ne demek istediğini anlıyorum ama bu şekil benim daha hoşuma gitti. Yani şu görüntü mesela inanılmaz hoş. Saflık ya da bu amatörlük benim ilk defa hoşuma gidiyor. Yemin ediyorum ilk defa, yemin ama hani... Oynamaya geçelim. Daha fazla da ıslak ıslak bekletmeyin çocuğu. Sergen? Evet. Evet. Ben de evet diyorum, 3 evetle uğurluyoruz. Güzel insanlar olmuş ya.